Selam arkadaşlar. Köfte ve patates kızartıyorum. Bir şeye baktım da o yüzden durakladım. İkisini ayrı ayrı tavalarda, karnımız biraz fazla acıktı bizim. Hemen bekleyecek vaktimiz yok. O yüzden şöyle göstereyim. Patatesim, köftelerim. Altını biraz açayım köftemi. Ocağı bu tarafa çekmekte gerçekten çok akıllılık yapmışım. Çünkü dip tarafa yaklaştığı zaman hani perdeye geldiği için bu yan taraftaki ocakları kullanamıyordum. Şöyle yani. Bu zımbırtıları buraya aldım. Kahve makinesi de çöp kovasıydı işte, termoslu falan. Rahatlıkla kullanıyorum. Öyle yani. Evet arkadaşlar, köpekler gene havlamaya, eşekler anırmaya başlamış. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama zorla kaşınıyorlar. Zorla böyle var ya. Yani laf söyletmek için uğraşıyorlar. Neymiş, ben hareket yapmışım. Sen o hareketi hak ettin ki ben yaptım. Normalde o hareketi ben zaten demek ki o kadar çok sinirlenmişim ki sana karşı o hareketi yapmışım. Sen bunu anlamayacak kadar aptal mısın? Daha önceden hangi takipçim ya da hangi kişi ya da sen, siz gördünüz mü benden o şekilde bir hareket? Demek ki canıma tak etmiş. O hareketi yapmışım. Hala üste çıkmaya çalışıyor. Evet, sen değil miydin benim takipçilerimi, ortak takipçilerimi arayıp da beni kötüleyen değil miydin sen? Daha yeni ya, daha yeni bu hafta. Bir hafta falan oluyor yani. Arıyorsun beni kötülüyorsun. Ya arama arkadaş, arama. Herkes senin ne olduğunu biliyor zaten. Ben sana karışmıyorum, sataşmıyorum. Sen de bir zahmet benle uğraşma. Bak, ben kendi işimde gücümdeyim. Yemeğimi yapıyorum. Evimi temizliyorum. Yapabiliyorsam video yapıyorum. Yapamazsam videosuz da duruyorum. Yani. Seninle işim olmadığı gibi senin de benimle işin olmasın. Anladın mı? Çıkmış oraya canlı yayına, eşek gibi alırıyor kadın. Ya eşek olduğunu biliyorum zaten. Bir dediği laf bir dediğini tutmuyor. Bir bakmışın öbürünü kötüler. Bir bakmışın öbürünü över. Yani ne yaptığını kendin de bilmiyor. Avare olmuş, avare. Ne güzel coz sesler çıkıyor. Göstereyim. Kızartılacak bayağı bir köftelerim var. Demiştim ya, köfteleri ben çabuk olsun bir çiğ köfte gibi yapıyorum. Şekillendirmiyorum fazla. Çok vaktimi alıyor çünkü. Mis gibi kokmaya başladı. Harika. Köftelerimin bir kısmı kızardı. Aldım. Diğerlerini koydum. Acıktık. Açız. Seslerim ne güzel kızarıyor bakın arkadaşlar. Nefis görünüyor. İlk defa bugün karnımdan, midemden bir gurultular geliyor. Yani acıktım diyor, bana yemek ver diyor. Evin ismi... Jos diye sesler. Ketçap mayonezi bu, nefis yenir. Sarımsaklı mayonezle. Kimseye bir şey söylediğim yok ama durup dururken, hiç böyle benim kolum bunun yokken gene duruyor duruyor. İzlenmek için benim adımı kullanıyor. Ya sen benim adımı kullansan da olur, kullanmasan da olur. Senin gibi öyle çok yapan birisi vardı ha. Güya çaktırmadan yapıyordu. Sinsi sinsi yapıyordu ama o da buldu Allah'tan belasını. Şimdi o kişi otursun derdine yansın. Patateslerim de kızardı. Kızaranları aldım. Başka koydum. Burada kızarmış köftelerim. 4 kişi sizce bize yeter mi bu patates köfte? Başka bir şey yemeyeceğiz çünkü. Yeter mi? Yeter. Daha ne olsun? Başında bekleyecek halim yok ya. Ben de onlar kızarırken burada oturduğum yerden çekiyorum. Böylesi daha iyi. Sesler geliyor, kokular dağılıyor. Mutfağın perdesini, öbür perdesini yıkadım arkadaşlar. Köfteyi kızarttıktan sonra değiştireceğim. O da hazır bekliyor. Öbür perdeyi takacağım, mis gibi koksun. Ocağımı hiç kirletmeden patatesimi ve köftemi kızarttım. Bitmek üzere zaten.
Ablam da çok lezzetli bir çorba yapmış, gönderdi bana. Onu da bu videoya ekleyebilirim arkadaşlar. Çorba nefis gözüküyor. Onu kendim de deneyeceğim. Bizim işimiz yemeklerle, kendimizle. Kimse bana sataşmasa ben kimseye laf sokmuyorum arkadaşlar. Ama duyuyorum. Adım geçmiş, kötü anılmışım. O zaman ben de kendimi tutamıyorum. Ya bir de utanmadan bana beddua ediyor. Ya sen kimse ki beddua ediyorsun? Kendi bedduanda kendi pisliğinde bul. Köftelerimi kızarttım, patateslerim kaldı, onları bekliyorum. Öyle yani, kadın Allah belanızı versin demiş. Ay bu ne biçim bir bela okumaktır ya? Öyle beladan çok bahsedenleri gördük. Gerçekten bak. Bela okumak nedir? Bela okunacak kadar ben sana ne yaptım? Söyler misin ne yaptım? Sen kendin bir oyun oynadın, bir tuzak kurdun aklın sıra. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. E ben de aptal ve salak olmadığım için senin ne yapmaya çalıştığını anladım. Neymiş? Ben sana gönderdim mesajı, Nail'e Haris'e yollamışım. Evet yolladım, ne var bunda? O bana onları gönderince bak ben de bunu yazdım dedim. Yani benim gizli saklı bir şeyim yok. Bunu iyi diyorsun ya, bir dahaki şeyimde göstereceğim, Asi'nin yazdığı mesajı göster. Doğru, para gözledim senin için, doğru. Haklısın. Sen var ya sen. Nasıl derler? Aklın sıra. Şöyle diyeyim ben sana, karda yürüyüp izini belli etmeyecek gibi zannediyorsun ama sen karda değil normal yolda da yürüsen ben senin ne yapmaya çalıştığını anlarım. Bedduada ne oluyor? Bana bir şey oldu yok Allah'a şükür. Kim haksızsa çıkarsın Allah. Bana destek olmuşsun. Sen ne zaman bana destek oldun? Pardon da ne zaman destek oldun? Ha, senden gelen bir iki tane anca birileri gelmiştir, birkaç tane. Ama diğer sayfa Hatice Yelda'dan bana gelen 200'e yakın takipçi geldi. Asıl bana destek veren o yani. Sen yani niye kendine pay çıkarıyorsun ki bundan? Arkadaşlar mis gibi koktu. Kocam da bana hediye almış. Bakalım birkaç gün sonra gelecekmiş. Heyecanla bekliyorum. Söylüyorum, söylüyorum, söylemiyor. Gülüyor sadece. Ama diyor ihtiyacın olan lazım olan bir şey diyor. Çok böyle heyecanla bekliyorum. Salı günü, pazartesi, salı ya da çarşamba gelir dedi. Gelirse video yapacağım, göstereceğim size arkadaşlar. Patava testlerime bakayım. Patava testlerime. Oh oh. Daha kızarmamış. Deniz kaç gündür istiyordu patatesi. Köftenin yağsına bakın arkadaşlar. Ben köfteye çok fazla yağ da koymadım. Kendi yağsı. Tavamı hemen akıttım, koydum makineye. Kapkara yağsı gözüküyor. Köfteler de yanık gibi duruyor ama yanık diye güzel kızarttım. Ben çok az pişmiş köfteyi sevmiyorum. Çabuk da oldu. Tavanın birisinde patates, birisinde köfte. Vallahi hemen oldu. Siz de böyle yapın. Hiç patates kızarsın da köfteyi kızartayım diye beklemeyin. Ben böyle biraz şey aceleci olduğum için bir şeyi yaparken hemen çabuk olsun bitsin istiyorum. Oyalanmak istemiyorum. Kızarttım patateslerimi, köftelerimi, ketçabımı, mayonezimi, barbekü sosumu çıkardım. Şimdi afiyetle oturup yiyeceğim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Size bugün çok lezzetli ve çok çabuk olan bir sebze çorbası yapmak istiyorum. Malzemelerimiz sarımsak 2 ya da 3 tane olabilir. Ben 3 tane kullanıyorum. 1 tane havuç, 1 tane kabak, 1 tane soğan ve 1 tane patatesten oluşuyor. Miktarı artırabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama benim kendi ölçüm budur.
Şu şekilde malzemelerin hepsini iri iri doğruyoruz. Sarımsaklar aynen bu şekilde. Tencereye biraz yağ koyduk normal miktarda. Herkes bilir ne kadar yağ kullanacağını. Şimdi bu malzemeleri biraz yağda soteleyeceğiz. Soğanlar kendinden böyle biraz hani parlaklığını ortaya çıkarana kadar soteleyip sonra üstüne suyunu koyup kaynamaya bırakacağız. İyice kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğiz. Onları yine göstereceğim. Şu an tencerede soteliyoruz. Tuz ve pul biber attım. Acılığını ne kadar seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Tuz ve biber ayarı size kalmış. Sevgili arkadaşlarım, o kadar güzel kokuyor ki sotelenirken sanki insan yemeğini yapıp yiyesi geliyor. Çok güzel kokuyor. Bakın, hala sotelemeye devam ediyorum. Bakın, malzemeler neredeyse kızarır gibi oldu. Soğanlar iyice öldü. Karamelize oldu. Şimdi bunun üstüne kaynar suyumuzu döküyoruz. İşte şu şekilde. Bu şimdi pişecek. Piştikten sonra sadece blenderdan geçirme işlemi kalıyor. Bu kadar basit bir çorba. Arkadaşlar çorbamız pişti. İnanın ben bulaşığını toplayana kadar pişti. O kadar çabuk oldu. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. Bu kadar pratik bir çorba ki bayılacaksınız gerçekten. Şimdi kıvamını gösteriyorum sizlere. Şöyle yoğun, çok lezzetli ama gerçekten o kadar lezzetli bir çorba ki hemen kalkın şu an yapın. İnanın 15 dakikanızdan fazla bir zaman alırsa bana yalan söylüyorsun dersiniz. O kadar çabuk ve pratik olan bir çorba ve gerçekten çok muhteşem lezzetli. Ve çorbamızın sunumu olmuştur. Yaparsanız ellerinize sağlık, afiyetle yiyin inşallah. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir çorba. En güzel yanı da çok çabuk olması ve gerçekten çok az malzemeyle olması. Yani bu kadar az malzemeye bu kadar lezzet inanamayacaksınız. Garanti veriyorum kesinlikle. Dumanı üstünde, buharı daha çıkıyor. Rengi muhteşem. Çok teşekkür ediyorum.